Şahitlerin bir itirazı var mı? Ben de sizleri şahitlerin ve konukların huzurunda karı koca ilan ediyorum ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tebrik ederim. İstediğim bir şey var. Öncelikle bugün buraya geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir an. Bunları sizinle paylaşmak çok güzel. Ama ben izin verirseniz Çınar'a ve sizlere bir sürpriz hazırladım. Şimdi hep beraber onu seyredelim lütfen. Teşekkürler. Toprak, iyi misin? Ben en iyisi Okan'ı arayayım. Toprak. Toprak. Toprak, bir şey de Allah aşkına. Açmıyor. Kolonya yok mu burada? Ben gidip çağırayım. Toprak. Toprak. Yapma Toprak, ne olur. Toprak. Ay yarabbim. Neredesin? Yalnız bıraktın beni. Biliyorum ama çok kötü bir şey oldu. Toprak bayıldı. Ne? Nerede şimdi? Gelin odasına taşıdık. Hikaye yüzünden değil mi? Çınar evet deyince kızcağız bayıldı. Hiç böyle bir şey kalkıştırmasa mıydık acaba? Böyle olacağını nereden bilecektin aşkım? Hadi sen Yusuf'un yanına git, seni sorarlar. Tamam. Bana haber ver ama, tamam mı? Tamam. Geldim.
Geliyorum hemen. Çınar Berk'in yine ateşi yükseldi Sumrut Hanım. Haberiniz olsun istedim. Anladım, tamam. Sen... Burada kal, ben hemen geliyorum. Zümrüt, ne oldu? Ters bir şey mi var? Önemli değil. Bir düğün organizasyonuyla ilgili bir durum. Hemen geliyorum. Sen neden geliyorsun? Size yardımcı olurum diye düşündüm Zümrüt Hanım. Sen burada kal. Yeşim bir şey sorarsa... Onu atlatmaya çalış. Sakın gelmesin. Tamam, merak etmeyin o zaman. Tamam. Zümrüt Hanım. Necip Bey, nerelere daldınız Allah aşkına? Baksanıza Yeşim ne güzel hazırlamış. Toprak, nasıl? Daha iyi misin? İyi görünmüyorsun ya. Doktor mu çağırsak acaba? Ben de bilemedim ki. Ben mi götürsem acaba? Aferin sana. Ne güzel düşünmüşsün. Ta eski günlere götürdün bizi. Ne güzel düşünmüş değil mi oğlum? Fotoğrafları benden istedi. Ya. Yani bir imza için geldik buraya. Ne noktaya getirdiniz? Abarttıkça abarttınız resmi. Fena mı oldu oğlum? Hiçbir şey de beğenmez. Sakin. Sen karışma Okan. Derhal defolup git buradan. Defol. Bu kadar yeter hanımefendi. Anladık, düğün sahibisiniz de bağırmaya devam ederseniz fena olacak. Ahmet Bey, lütfen siz sakin olun. Bak Toprak daha yeni kendine geldi. Ne hakkın var ha? Senin benim kızımın düğününü basmaya ne hakkın var? Ah. Toprak ne oldu ya? Okan, lütfen. Lütfen hemen çıkalım. Dışarıda Yeşim'in düğünü var. Farkında değil misin? Ya siz nasıl insansınız ya? Görmüyor musunuz kızın halini? Yürüyecek durumu yok. Bizim hemen bir doktor bulmamız lazım. Ahmet, doktor istemiyorum. Götür beni buradan. Toprak, emin misin? Kalkabilecek misin? Lütfen sen. Toprak, emin misin? Okan, lütfen. Kızım,
Bir aksilik mi var? Zümrüt Hanım nereye gitti? Lavaboya kadar gitti Necip Bey. Ben istiyorsanız hemen bakıp gelirim. Sen kimi kandırıyorsun kızım? Demin koştur koştur yanına geldin. Zümrüt Hanım'a bir şeyler söyledin. Kadıncağızın beti benzi attı, içeri girdi. Şimdi neler oluyor hemen anlat bana. Siz şeyi söylüyorsunuz galiba Necip Bey. Zümrüt Hanım'ın başı ağrıyordu efendim. Ben ilaç bulamadığım için bana biraz kızmıştı. Şimdi görevliden ilaç bulmak için gitti. Ben yardım edeyim. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Yine de güzel olmuş. Ben beğenirsin diye düşünmüştüm. Herkes güzel şeyler söyledi çünkü. Kim söyledi mesela? Annem mi? Bilerim. Otoparkta üstünde Aslı Pastanesi yazıyor. Tamam, ben kapıya gelince sizi çağırırım. Hemen geliyorum. Teşekkürler. Toprak, iyi misin? Eşim arıyor. Efendim tatlım. Neredesin Zümrüt Sultan? Hayatım, pasta ile ilgili bir problem çıktı. Onu halletmeye çalışıyorum. Bir aksilik yok değil mi? Hayır hayır, her şey yolunda. Sen eğlenmene bak. Kocanla düğünün tadını çıkar. Gel bakalım gelin kızım. Seninle dans edelim biz. Tebrik ederim kızım. Mutluluğunuzun ömür boyu sürmesini dilerim. Çok teşekkür ederim Necip Bey. İnşallah sürecek de sürmesi için elimden geleni yapacağım. Bundan hiç şüphem yok kızım. Onca vakit hayalini kurdun. Hakikate ermesi için sabırla mücadele ettin. Mükafatını da aldın. Şimdi sıra bunun kıymetini bilmekte. Merak etmeyin. Her şeyin çok güzel olacağını inanıyorum ben. Başlarda size biraz kızdım. Belki umudumu da yitirdim ama siz olmasaydınız başaramazdım. Çok teşekkür ederim. Mazi, mazi. Geride bırakmayı icap eder kızım. O yaşandı ve bitti. Önünüze bakacaksınız. İstikbaliniz için el ele yürüyeceksiniz. Annen nerede kızım? Uzun zamandır görmedim onu. Ben az önce konuştum daha. Pastayla ilgileniyormuş. Tamam. Aşkım. Hayatım, nasıl toprak? Pek iyi değil. Doktor çağırayım dedim, kabul etmedi. Eve gideceğim diye tutturdu. Ben de otoparka arabalarını almaya geldim. Kapıya götüreceğim herhalde, oradan arkadaşı eve götüreyim. Tamam, anladım canım. Çok teşekkür ederim Necip Bey. Ben teşekkür ederim. Thank you.
Sultan'ım bu sefer kesin öldürecek beni. Şermin. Şimdi neler oluyor kızım? Cina nereye gitti? Yoksa onun da mı başı ağrıyor? Hayır efendim. Çınar Bey çocukları merak etmiş, onların yanına kadar gitti. Orası tamam da Zümrüt Hanım'ın başının ağrıması hikayesini anlayamadım. Olanı biteni hemen anlatmaya başlarsan iyi edersin. Bak seni son kez ikaz ediyorum. Hemen anlatmazsan işine son veririm. Ay, Okan nerede kaldı? Şu arabaya bakıp geleceğim. Çınar, ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Nereye? Çocukların yanına, onlara bakacağız. Ben şimdi yanlarından geliyorum. Mışıl mışıl uyuyorlar. Tamam, uyurlarken öperim onları. Olmaz hayatım. Uyanınca zaten görürsün. Çınar, neredesin oğlum? Herkes seni soruyor. Ben buradayım baba. Bir yere gitmedim. Niye herkes beni bu kadar merak ediyor? Çocukların yanına gidecektim. Bir yere kaçmıyorlar ya. Bu sizin düğününüz. Yeşim'i bir başına bırakmak yakışık almaz. Peki, anladım. Tamam. Anladığım kadarıyla sizi büyük bir dertten kurtardım. Ne saklıyorsanız beni de ortak edersiniz artık. Bu kadın fena halde sinirimi bozdu. Ahmet, biz de gidelim buradan. İşkence gibi burası, ben dayanamayacağım artık. Toprak, kalkabilecek misin? İlahi Necip Bey, yani sizden ne saklayabilirim ki? Yani organizasyonla ilgili çalışanları uyarıyordum. Boşuna yorulmayın Zümrüt Hanım. Deminden beri sizi gözlüyorum. Şermin'le konuşmanıza tanık oldum. Sıkıştırınca söyledi. Çınar Berk hastaymış. Ay bu Şermin ya, bir çenesini tutamıyor. Şimdi bunlar bırakın da çocuğun nesi var onu söyleyin bana. Bir şey yok canım, yani çocuk işte iyileşir de hastalanır da ne var bunda? Olsun, ben yine de bakayım, yoksa içim rahat etmez. Ne gerek var efendim? Uyandırmanın alemi yok. Uyuyun. Zümrüt Hanım, o benim de torunum. Şimdi müsaadenizle. Bakın Necip Bey. Ben çocukları telaşlandırmamak için böyle yaptım. Haklısınız. Ama keşke bana da haber verseydiniz. Siz de haklısınız. Madem görmek istiyorsunuz, birlikte gidelim. Buyurun. Müsaade eder misiniz?
Gel aslanım, gel. Gel anacığının yanına bakayım. Halinden memnun musun yavrum? Memnunum anne, memnunum. Maşallah. Çok memnunum. Maşallah. Kusura bakmayın, ortalık biraz sakinleşsin diye bekledim. Rica ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen ona bakma. Ayağa kalkınca fena başı dönüyor. Toprak, bak arıyorsun beni tamam mı? Habersiz bırakma. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nasıl gittiğimi anlamadım bile doktora. Sonra böyle arayınca ne yapacağımı şaşırdım. Tamam, can sıkıcı bir durum. Ama bakın doktor ayrıntılı tetkikler yapalım demiş. Belki de korktuğumuz gibi bir sonuç çıkmaz. Çok korkuyorum. Yani doktor kötü bir şeyden şüphelenmeseydi hemen yarın gelin demez. Kesin kötü bir şey var. Canım bilmiyorum yani, bir yandan bütün gün Yeşim'i nasıl atlatacağımı düşündüm. Bir de bunun yarını var. Ben yarın nasıl götüreceğim bilmiyorum. Endişelenmeyin Zümrüt Hanım. Artık ben de yanınızda olacağım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Torunumuzu birlikte doktora götüreceğiz. Gerek yok. Ben hallederim Necip Bey. Bunu tek başınıza yüklenmenize müsaade etmeyeceğim. Sonuç ne olursa olsun sonuna kadar yanınızda olacağım. Bunu birlikte atlatacağız. Peki. O zaman ne olur Çınar da şimdi bu durumu bilmesin. Nasıl saklayacağız bilmiyorum ama. Siz bunu bana bırakın. Ben bir şekilde hallederim. Toprak, iyiyim diyorsun ama pek iyi görünmüyorsun sen. İyiyim abi, iyiyim. Ben biraz sancım var ama geçer şimdi. Ben yine de seni hastaneye götüreyim. Ne olur ne olmaz bir gösterelim. Ah! Toprak! İyi misin? Abi ben iyi değilim. Dayan Toprak. Dayan, ben seni götüreceğim, yetiştireceğim hastaneye. Hanımefendi, dansı bana lütfeder misiniz? Ulu orta yerde, el insaf yani, el insaf. Dans ediyorlar değil mi herkes? Tabii damadın anası babası olarak bizim de dans etmemiz icap eder ama ben kadın halimle sizi dansa kaldıramam değil mi? Dediniz Allah aşkınıza deminden beri. Hayır, millet sizi sorup duruyor. Durumu idare edene kadar atla karayı seçtim. Sonra ne bileyim bir karış suratla gelip oturuyorsunuz, bir haller, bir tavırlar. Artık ne olduysa. Rica ederim, bu mevzuyu kapatın İkbal Hanım.
Tabii efendim, tabii. Siz nasıl emri buyurursanız öyle olsun efendim. Ay aslanım benim, gel dans edelim. Ana oğul benim, güzel oğul. Gel, gel bari biz dans edelim. Gel yavrum, gel hatırım için ana oğul. Hadi oğlum. Ben alacağım. Aa, yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Tamam. Gerek yok. Ay, iyi nasılsınız? Teşekkür ederim prenses. Buyurun lütfen. Gerçekten prenses gibi değil mi? Ay, bu Ali Bey de bazen bayıltıyor ama neyse, idare ediyoruz. Ya belli. Bir türlü karşılaşamadık seninle. İyi ki karşılaşamadık şekerim. Yoksa Çınar'la evlenemeyecektiniz az kalsın. Niyeymiş o Zümrüt Sultan? Yine ne oldu? Toprak buradaydı. Ne? Şşt! Tamam, sakin ol. Herkesin gözü bizim üstümüzde. Otur yerine. Nerede şimdi? Gitti mi? Herhalde. İzin vereceğimi mi zannediyorsun? Ama neler çektiğimi bir de bana sor. Otur yerine. Sakin ol. Yok bir şey. Vefat ediyorum. İşim, lütfen. Tamam. Artık Çınar'ın karısısın. Bayanlar. Katılabilir miyim? Tabii ki. Hemşire hanım. Hemşire hanım, yardım edin. Size yemediği bir şey getirin. Yemeyeceğim. Tamam, tamam. Doktor yok mu? Oh. Oh. Ha, doktor bey. Nesi var aslanın? Hamile. 6 aylık hamile. Ne zamandır sancısı var? Bilmiyorum. 1 saat falan geçti herhalde. O zaman hemen acil müdahaleye alalım. Aa, izninizle bir arkadaşlar yanına geleceğim. İsterseniz çıkar yanına. Evet. Çınar. Ne oluyor oğlum? Anlamadım. Apar topar düğüne çağırdım. Hiçbir açıklama yapmadım. Hadi söyle şimdi. Siz Yeşim'le arkadaş değil misiniz oğlum? Ne oldu? Arkadaşınız aşkı mı görüştü yoksa? Ya kardeşim, biz hala arkadaşız. Ya sadece çocukları için evlendik biz. Onlara bir aile kurabilmek için bir araya geldik. Öyle aşk maşk yok yani. Anlıyorum. Yeşim. Ne kadar güzel bir gelin olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne güzel. Hah. Geçmiş olsun. Doktor bey, nasıl durumun? Tam zamanında gelmişsiniz. Sancılar doğum kasılmalarıymış. Peki daha erken değil mi? 6 aylık hamile. Zaten o yüzden tehlikeli ya. Doğum olsaydı bebeği kurtarma şansımız çok az olurdu. Allah korusun. Anladım. Peki nasıl şimdi durumu? Merak etmeyin. Anne de bebek de şu anda iyi. Verdiğimiz ilaç sayesinde kasılmaları da azaldı. Çok teşekkür ederiz. Görebilir miyim onu? Tabii. Yalnız onu üzmeyecek, strese sokmayacak şekilde konuşmanız lazım. Muhtemelen bu sancıların sebebi de çok üzülmesi. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Geceler hayatım. Toprakla konuşunca beni ararsın, değil mi? Okan Bey. Ah, bir dakika bekler misiniz? Aa, baş başa görüşebilir miyiz acaba? Gerek yok Zümrüt Hanım. Reyhan'ın her şeyden haberi var. Bugün olanlar hepimizin canını sıktı, değil mi? Neyse ki ucuz atlattık. Bunun aramızda kalması gerektiğini biliyorsunuz sanırım. Yeni evlilerin canını böyle saçma sapan şeylerle sıkmayız, değil mi Okancığım? Merak etmeyin Zümrüt Hanım.
aynı fikirde olmamıza çok sevindim. İyi eğlenceler size. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Ablamın sancısı tuttuğunda eniştem yoldaydı. Yetişemedi. Hastaneye apar topar ben yetiştirdim. Ablam tam ameliyathaneye girecek. Dedi ki Ahmet çanta nerede? Ne bileyim dedim, ne çantası? Hastane çantası işte, almadım yanına bilmem ne. Bir ağrıdan bağırır, bir sancıdan bağırır, bir bana bağırır. Öyle apar topar doğmuştu Aslı. Neyse ki yanımızda yatan kadının yedeği varmış. Aslı'ya böyle mavileri giydirdik. Öyle her gelen oğlunuz hayırlı olsun falan diyordu ama. Ben kafan dağılsın diye anlattım tabii ama iyice canını sıktım herhalde. Niye canımı sıkasın? Senin bir suçun yok ki. Benim canımı sıkan şey belli. Aklımdan çıkartamıyorum. Toprak, benim de asıl kabahatim o ya. Niye sürükledim ki ben seni? Niye ille gideceğiz diye tutturdum, anlamıyorum ki. Sen nereden bilesin Ahmet böyle olacağını? Sonuçta sen bana yardım etmek istedin. Yetişelim dedik. Yetişemedik. Ablamı aradım, o da yolda geliyor. Aramasaydım keşke, hiç telaşlandırmasaydım. Esas aramasaydım evde görürdük günümüzü. Ben serum bitene kadar burada beklesem rahatsız etmem değil mi? Siz de Yeşim'le Yalı'ya geliyorsunuz değil mi? Yani biz öyle bir şey konuşmadık ki. Davulları bile hazırlatmadım baba. Bunun konuşulacak nesi var oğlum? Merasim gerektirecek bir hal değil ki. Nikahınız kıyıldı. Tabiatıyla aynı evde kalacaksınız. Ama baba... Aması falan yok oğlum. İmzayı attınız bir kere. Maksadınız neyse ne. El alem sizi evli biliyor. Siz de ona göre davranacaksınız. Hem arkadaşlarınızla konuşurken Yeşim'le çocuklar için evlendik falan dedin. Yeşim de bunu duydu. Böyle ulu orta konuşup kızı yüzmenin manası ne? Kusura bakmayın, anca hazırlanabildim. Sen bizim arabaya geç. Beraber gidiyoruz zaten Yalı'ya. Şey, aslında ben eve gidecektim. Yok yok, beraber Yalı'ya geçeceğiz. Ama çocuklar ne olacak? Çocukları Zümrüt Hanım'la gönderdim ben. Hadi Reyhan, biz de başımızın çaresine bakalım kızım. Hadi iyi geceler, Yalı'da görüşürüz. Hadi oğlum, çocukları merak etmeyin. Hem siz yeni evlisiniz. Yarın gidip alırsınız. İyi geceler. Peki. Yarın görüşürüz. Yetişemedim abla.
Koştum ama hiç yetişemedim, hiçbir işe yaramadı. Kuzum yavrum yapma. Demek hayırlısı buymuş Toprak. Çınar evlendi abla. Her şey bitti. Her şey bitti. Ben kendime ne diyeyim? Böyle olacağını bilsem hiç yüreklendirir miydim seni? Senin bir suçun yok ki. Benim içimde yaşatıyordum zaten Çınar. Hep bir ümit vardı içimde. Yok oldu. Ben yapmayacaktım. Yangına körükle gitmeyecektim ama unutmana yardım edecektim. Bir umut dedim. Öyle söyleme Ahmet de kendini suçlayıp duruyor. Siz bana yardım etmekten başka ne yaptınız ki? Hep yanımda oldunuz, elimi tuttunuz. Bak yine öyle, sen yanındasın bir tek. Kabahat bende. Ben buraya hiç gelmeyecektim, hiç. Çınar'ı hiç sevmeyecektim. Böyle olmayacak, boş bir hayale kendimi kaptıracak kadar kör olmayacak. Tamam. Hadi bir tanem uyum ona bak sen. Tamam. Hadi. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ben dışarı çıkayım da sen de rahat rahat giyin. Zaten artık sadece bebeğim düşüneceğim. Onu da düşünme. Bak doktor gayet iyiymiş dedi. Toprak sen şimdi güzelce uyumaya çalış. Bir şeye ihtiyacın olursa da beni uyandır, olur mu? İyi geceler. İyi geceler canım. İnşallah sabaha kadar huzur içinde uyur. Yine de eğer ateşlenirse hemen beni arayın. Tabii ki Necip Bey. Umarım gerek kalmaz. İnşallah efendim. Hayırlı geceler size. Size de. Thank you.
Evet. Direkt benden duymanı istedim. O yüzden geldim buraya. Biz Yeşim'le evleniyoruz. Evet, evet, bin kere evet. Toprak nerede? Toprak? Toprak neredesin? Toprak? 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 Çekil ya. Toprak! Toprak! Toprak abla. Sevgili Nermin abla, Ahmet ve Aslı. Size, bana ve bebeğime bir yuva, bir aile verdiğiniz için teşekkür ederim. Kendi ailemden bu kadar yakınlık görmemişken siz bana sahip çıktınız. Sizinle mutluluğu olduğu kadar acıyı da paylaşmayı öğrendim. Ne yapsam hakkınızı ödeyemem.
Yürüdüğüm yolda bana verdiğiniz destekle dimdik ilerledim hep. Ama bu uğurda size zarar vermek, sizleri sıkıntıya sokmak, inanın beni başıma gelenlerden daha çok üzüyor. Her ne kadar sizle kalmak bana iyi gelse de huzurunuzu bozduğumu bilmek için kemiriyor beni. Her yaşadığım acıda siz de kendinizi sorumlu tutuyorsunuz. Benimle birlikte siz de kahroluyorsunuz. Artık buna dayanamıyorum. Size bunu yapmaya hakkım yok. O yüzden gitmeye karar verdim. Ne olur beni yanlış anlamayın. Bunu sizi çok sevdiğim için yapıyorum. Belki de İstanbul'a gelmem hataydı. Ama inanın sizleri tanıdığım için çok ama çok mutluyum. Ne olur vedalaşmadım diye bana kızmayın. Biliyorum ki yüz yüze olsak ne siz beni bırakırsınız ne ben size kıyabilirim. Sizi daha fazla üzmek istemediğim için böyle usulca gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Medet'e de selamlarımı iletin. Sevgiler, Toprak. Nereye gitmiş? Hayda. Ahmet. Ahmet. Abla bilmiyorum da önce bir sakin olacağız biz, tamam mı? Bir ayılacağız biz. Bana bak, sahile mi baksak ki? Yok abla, orada olduğunu hiç sanmıyorum. Ne bileyim, aklıma başka bir yer gelmiyor ki. Hay Allah ya, nereye gitti ki bu? Dayı, tezgahın üstünde buldum. Ne bu? Taksiyle mi gitmiştir diyorsun?
Ben aşağı indiğimde köşeden bir taksi dönüyordu ama o mu değil mi bilmiyorum. Aferin be dayıcığım. En azından şimdi bak arayacak bir yerimiz var. Durakta taksi yoksa açmaz tabii bunu. Abla ben hemen giyineyim de biz çıkalım. Tamam ben de üstünü değiştireyim. Efendim Yeşim. Çınar erkenden çıkmışsın galiba. Evet, sahile indim. Yürüyorum biraz. Anladım. Ne zaman gelirsin? Birlikte kahvaltı yapabilecek miyiz? Tamam, tamam. Gelirim. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz o zaman. Bye bye. Salih. Sağ ol Ahmet. Ya sana bir şey soracağım. Sizin duraktan bizim eve bir taksi gelmiş de. Nereye gittiğini öğrenebilir miyiz? Hayırdır, kim arıyorsun ki? Bizim misafir var ya. Ha, kulağıma geldi öyle bir şeyler. Ya biz uyurken çıkmış gitmiş, uğurlayamadık. Çok ayıp oldu. Dur bakalım, Nedim abi nöbetçiydi. Yine de herkese bir anons geçeyim. Arkadaşlar, Aslı Pastanesi'nden yolcu alan var mı? Salih, ben Nedim. Az evvel bıraktım yolcuyu, hayırdır? Abi nereye bıraktın, adres ver. Turizm ajantasına bıraktım Çengelköy'deki. Eyvallah Salih, sağ olasın. Sen de sağ ol. Bir haber çıktı mı Zümrüt Hanım? Henüz bir haber gelmedi Necip Bey. Ben de bekliyorum. Doktor randevu versin, hemen sizi arayacağım zaten. Anladım efendim. Peki siz nasılsınız? Akşam biraz dinlenebildiniz mi? İyi olmaya çalışıyorum. Bütün gece Çınar Berk'i kontrol edip durdum. Bir yandan da Yeşim arıyor. Nasıl idare edeceğimi bilemiyorum. Endişe etmeyin efendim. Ben onları meşgul etmenin bir yolunu bulacağım. Yalnız sizden ricam, Yeşim'i arayıp Çınar'la meşgul olmasını salık vermeniz. Ha bunu halledelim, hemen yanınıza geleceğim. Peki Necip Bey, görüşürüz. Tamam, hayırlı günler efendim. Efendim Zümrüt Sultan. Hayatım nasılsın? İyiyim, süperim. Sesin hiç öyle gelmiyor, gergin gibisin. Ne olsun Zümrüt Sultan ya, işte saçma sapan şeyler. Yani hala her seferinde şu boşluğa nasıl düşüyorum, inanamıyorum kendime ya. Biz dün gece Çınar'la aynı yatakta yatmadık da tatlım. Yani zaten aksini ben nasıl düşündüysem salak gibi. Nasıl, süper bir evlilik değil mi? Aa. Hayatım, sabırlı olmalısın. Öyle üstüne düşerek daha çok kaçırırsın. Umursamaz gibi davran. Yanından da ayrılma. Hatta bugün işe gitmesin, günü birlikte geçirin. Aha, eminim. Çınar da bunun hayalini kuruyordur çok uzun zamandır. Sen bir teklif et. Yani sonuçta iki arkadaş gibi takılacaksınız. Yani bir sakıncası yok bunun. Bilmiyorum, denerim, tamam. Hadi Yeşim. Sen isteyince yapamayacağın şey yoktur. Beni de aramayı unutma. Tamam, bay bay. Görüşürüz.
Günaydın yavrum. Günaydın. Sağ olun. Yeni mi kalktınız? Yok canım, ben erken kalktım. Dışarı çıktım, biraz yürümek istedim. Yeşim Hanım, çay içer misiniz? Aa, yok Mürvet, ben portakal suyu alırsam çok sevinirim. Tabii Yeşim Hanım. Ben de portakal suyu alayım Mürvet. Baş üstüne Çınar Bey. Bana bir de çay getir. Çınar. Bugün işe gitmesen de biraz gezsek olmaz mı? Olmaz, benim şirkete gitmem lazım. Hem sen... Annemle çocukların getirilmesini organize et. Ayrı kalmanın manası yok artık. Ben ayarlarım çocukları. Sen git gez karınla. İş güç kaçmıyor ya evladım. Olmaz anne. Bugün önemli toplantılarım var benim. Oğlum, biraz içeri gelsene. Seninle konuşmamızı icap eden birkaç husus vardı. Şimdi mi? Uzun sürmez oğlum. Babasının oğlu işte. Ben gidin gezin diyorum. O da iş güç konuşma derdinde. Yolcuyu arıyoruz ama hangi otobüse bindiğini bilmiyoruz. Bize bir yardımcı olur musun? Yolcunun isimleri veremiyoruz. Kusura bakmayın, şirket politikası. Ya öyledir de bak birader, bu çok acil bir durum, tamam mı? Sizin yolcunuz hamile, anladın mı? Bir de ilaç alması lazım. Telefonu kapatmış, ulaşamıyoruz ona. Doğrusundur da abi. Bak sen anlamıyorsun durumun aciliyetini. Ben diyorum ki bu hamile kadın ilacı alamazsa senin otobüsünde doğum yapar. Doğum yaparsa senin başın büyük belaya girer. Anlıyor musun beni? Patronlarına dert anlatamazsın bu adam geldi de vermedim diye. Sen şimdi kimseye çaktırmadan bir bak bakayım. Tam isim neydi? Toprak Karagül. İşte burada abi. Az önceki servise inmiş. Kavacık otogardan yarım saate kalkacak otobüs. Ciddi mi? Nereye gidiyor otobüs? Ürgüp. Tamam hadi devam. Ben şirkette olmayınca bütün işler Reyhan'ın üstüne kalıyor. Böyle bir durumda Reyhan anlayışla davranıp gereğini yapar. Bak Yeşim hiç söz etmedi. Balayına bile gidelim demedi. Sen de üstüne düşeni yap. Kızla ilgilen biraz. İyi tamam da babacığım. Oğlum, kocası olarak üstüne düşen vazifeni yapacaksın. Karının en tabii hakkı bu. Oğlum, ne var bunda bu kadar efkar yapacak? Biz zaten iyi arkadaşız demiyor muydunuz? Evet, sadece o kadar. Arkadaşın olarak götür oğlum o zaman. Hadi aşağı geçelim. Halledebildiniz mi meselenizi? Babamla bir iki dosyayı inceledik de... ...bugüne yetiştiremeyiz diye yarına bıraktık biz de. Hadi hazırlan da biz çıkalım. Bugün hava güzel, tekneyle açılalım biraz. Gerçekten mi? Bak bu çok isabetli oldu. Çocuklar yokken karı koca keyfini çıkarın. Ben hemen hazır olurum. Tabii, keyfini çıkaralım. Ben gidip hazırlanayım. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Ben de şirkete geçeyim. Ayol, bütün yük Çınar'ın sırtında, o bile gitmiyor işe. Siz de oturup istirahat buyurun biraz. Asıl o yokken şirketin başında durmamı icap ediyor İkbal Hanım. Ben biliyorum kimin başında olacağınızı. Thank you.
çöl basacak. Ay ne bunaldım. Ne o? Neden ağlıyorsun kızım? Ayrılık acısı mı? Zor memlekettir burası. Yaşaması, sevdasını sürdürmesi, bazen nefes almak bile zordur. İnsanın ümidini, sevdiğini, kuvvetini alıverir de elinden şaşkına döndürür insanı. Ah kızım, ah. Ah be teyze, ah be teyze. Gene mi kaçtın evden? Ya ne olur kusura bakmayın, teyzem biraz hasta. Ne olur kusura bakmayın. Hadi gidiyoruz eve. Tamam, ama hep böyle yapıyorsun teyze, hep böyle yapıyorsun. Bak doktorum getirecek sana şimdi. Dün olanlar neydi hayatım? Ya toprak yetişseydi? Ya Çınar evet demeden onu görseydi? Düşünebiliyor musun yaşanacak kaosu? Öylesi daha mı iyi oldu hiç bilmiyorum. Yani birbirlerini deliler gibi severken saçmaladılar. Bütün olup biten bu işte. Ne oldu sen toprağı görebildin mi? Aramadım. Bir süre de aramam sanırım. Kız bence bütün bu olanlardan çok bunaldı. Kafasını dinlesin biraz. Sen de bugün işe gitmesen baş başa kalsın. Olmaz ki. Toplantım var. Neyse artık başka sefere. Şey... artık evleneceğimizi çocuklara söylesek mi? Ne dersin? Bu da nereden çıktı hayatım? Dün akşamki düğün beni biraz etkiledi. Yani biz de evlensek, hiç ayrılmasak fena mı olur? Olmaz tabii. O zaman en kısa sürede çocuklara söylüyoruz, tamam mı? Peki hayatım, sen nasıl istersen. Buyur hanım. Koyuver öyle. Tabii hanım. Hanımım. Ne oldu? Gene bir derdin var senin, söyle. Şey, ben yatakları topluyordum da, galiba Çınar Bey'imle Yeşim Hanım ayrı yatmışlar. Nereden çıktı bu? Salondaki koltuğa yatak yapmışlar. Neden acaba? Neyse, vardır bir bildikleri. Sen şimdi git telefonunu al, gel bakayım. Benim telefonumu mu? Senin telefonunu. Tamam hanım. Buyur hanımım. Ben değil, sen arayacaksın. Neden hanımım? O çırpı bacaklı Şermin'i ara bakalım. Sor sor, o Zümrüt cadısı ne yapıyormuş? Ha tamam. Efendim? Ha Şermin, kolay gelsin canım. Ne haber? İyilik vallahi Mürüvvet, ne olsun. Mutfağı yeni topladım, şimdi bir çay yaptım. Oturup çay içeceğim keyifle. Zümrüt Hanım yok galiba. Ay yok yok, oğlanı da alıp dışarı çıktı. Lale de uyuyor. Aa iyi işte kız. Hadi Lale uyanınca onu da al gel de beraber içelim kahveyi. Ay yok Mürüvvet, nasıl geleyim? Yani daha çocukların eşyalarını toparlayacağım. Evde bir sürü iş var, gelemem. İyi tamam tamam. Hadi sana kolay gelsin. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam canım, hadi görüşürüz, hoşça kal. Ne yapıyormuş cadı? Evde değilmiş hanımım, dışarı çıkmış. Sen gidebilirsin. Baş üstüne hanım. Zümrüt Hanım. Necip Bey.
Nasılsınız? Kalbim küt küt atıyor. Çınarberk nerede? İçeride tahlil için aldılar ama hala çıkmadılar. Gelin şöyle oturalım biraz. Oturamam. Beklemesi en zorudur Zümrüt Hanım. Netice ne zaman belli olurmuş? Gün içinde belli olacak dediler. İnşallah iyi haberler alırız. Pardon. Yeşim arıyor. Güçlü olunuz Zümrüt Hanım. Yeşimciğim, Zümrüt Sultan. Şey, biz Çınar'la tekneye çıktık da. Haberin olsun, merak etme diye aradım. Ah ne kadar güzel hayatım. Size iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Anne, sence Çınarberk ve Lale özlemişler midir bizi, iyiler mi? Biz iyiyiz. Sen keyfine bak hayatım. Kocanla günün tadını çıkar. Tamam o zaman. Hadi sizi öpüyorum. Görüşürüz, bay bay. Bay tatlım. Ya ciddi bir şeyse ne yapacağız? Metanetinizi kaybetmeyin Zümrüt Hanım. Hadi bakalım Miço, çöz ipleri gidiyoruz. Ben Çınar Berk'in dedesi Necip Ilgaz efendim. Öyle mi, memnun oldum. Durumu nasıl? Şu an için bir şey söylemek doğru olmaz. Bazı endişelerim var. Onlarla ilgili gereken tahlilleri yapıyoruz. Sonuçlar belli olmadan sizi telaşlandırmak istemem şimdi. Doktor. Durun Necip Bey, ne olur daha fazla konuşmasın. Dinleyecek gücüm yok. Sonuçlar belli olur olmaz ben sizi ararım. Neticeyi bugün alırız değil mi? Tabii ki efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bebeği ben alayım efendim. Gel, gel bana. Zümrüt Hanım iyi misiniz? Ne olur gidelim buradan. Thank you.
içeceğim. Sen de ister misin? Yok, sağ ol. Sen burayı fark edemezsin ki. Şimdi otobüsüm gelecek perona. Kardeşim kalıcı değilim. Bir ürgüp arabasını sorup çıkacağım. Şimdi senin önünden çıktı şeyler abicim. Otobana çıkmadan yetişirsin. Harbi mi diyorsun? Evet abi. Eyvallah. Abla atla. Gene yenilmek mi istedi canım? Ne demek o ya? Ya ne demek olacak ya? Ne zaman oynasak kaybediyorsun? Bir kere de kazan be. Ya rakip bile olamıyorsun. Yani en azından bildiğin başka, yani daha iyi oynayabildiğin bir oyun varsa söyle, onu oynayalım. Tamam, o zaman tavla oynayalım. Tavla. Sen biliyor musun? Evet, biliyorsun. En son onda ben yenmiştim seni. Ya ağlayıp durulama diye yenildim kibarlıktan. Sen de gözüme sokma şunu ya. Aa, şuna bak. Getir bakalım hadi. Kim yeniyor görelim hepimiz. Öyle boşuna oynamam ben. Öyle bedavaya yok. İddiasını oynuyorsak oynayalım. Tamam. Ne sen istersen onu oynarız. Bak. Kaybeden güverteyi paspaslar, tamam mı? Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Çünkü hiç korkmuyorum. Güverteyi temizlemek sana çok yakışacak. Tabii tabii, göreceğiz bakalım. Ben tavlayı alıp geliyorum. Paspası da yakınlara bir yere koy. Getiririm. O kadar yoruldun ama. Hadi bir de paspas yapacaksın bakalım. Efendim? Alo partner. Ya sen niye beni arıyorsun gerizekalı? Ya tamam be, hemen hasara bağlama. Hayırlı olsun demeye aradıydım. Malum bu evlilikte payımız var bizim de. Sıtkı, ben müsait değilim. Kapat, sonra konuşuruz, tamam mı? Nasıldı akşam? Gerçi biraz bozulmadım değil. Hani insan ağzının yarısından da olsa bir davet eder. Sıtkı, beni delirtme. Müsait değilim diyorum. Kapat. Ya tamam. Gönderdiğim çelengi aldın mı? Biraz pahalıya mal oldu ama partnerime yakışır dedim. Hiç masraftan kaçmadım. Ne çelengi ya? Duymuyorum. Ben teknedeyim. Hadi çekmiyor burası. Görüşürüz. Bay bay. Ben arayacağım seni. Alo. Kesildi. Bayağı iyiymiş ya. Bundan böyle adama koydun mu vallahi paçayı bozar ha. Bilemeyeceğim beyefendi. Lan sana vuracak değiliz, korkma. Yalnız ben karar veremedim ya. Sen bu ikisini de sar. Nasıl, saralım mı? Ha, bu parmağımla kalksın, sen onu sar. Alıyorum yani. Hayatım. Hoş geldiniz efendim. Doktor ne söyledi Zümrüt Hanım? Nesi varmış Şınar Berk'in? Henüz belli değil. Tahlil sonuçları çıkmadı. Yeşim aradı mı? Aramadı Zümrüt Hanım. Sabah aradığında ben ateşi çıktığını söylememiştim. O yüzden sanırım tekrar aramadı. Çınar Berk'in dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yoruldu. Tabii efendim. Buyurun Necip Bey. Ne dersiniz? Çocuklara durumu açıklayalım mı? Bence hiç acele etmeyelim. Netice bir belli olsun. Boş yere çocukların içini de kabartmayalım. Haklısınız. İyi ki yanımdasınız. Ben bu durumu tek başıma kaldıramazdım. Bir şey içer misiniz? Bir çay içelim o zaman. Söyleyeyim Şermin'e. Hadi bakayım. Aa, dur bir dakika. Hop. Hadi Marsilya.
Al bakayım kolunun altına. Al canım. Hadi paspas hadi. Hiç paspas falan yapamam. Ya bir kere hem nasıl bir oyun bu? Nasıl bir mızıkçılık? Kaç kere üst üste çift atabilir mi insan ya? Ya ne mızıkçısı ya? Oyunun başından beri Marsilya'ya yolladım durdum seni ya. Bir de mızıkçı diyorsun. Hadi canım. Hadi paspas hadi. Hadi. Yapmayacağım paspas falan. Ayrıca da zar falan tutmadım bak. Bak o çiftlerin sebebi bak 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 bu bak. Bu tilla eller. Tilla o eller atar. Çiftler hiç. Özlemişim seninle uğraşmayı. Ama bu paspas gerçeğini değiştirmez haberin olsun. Abla hızlı gidiyorum da yetişmek için. Tamam sen bana bakma sür sür. Ahmet şurada kimi? Bilmiyorum ki abla. Gideceğiz yanına bakacağız. Melek gibi değil mi? Onlar zaten melek Zümrüt Hanım. Eğer aldırmasaydık bizimki de bu kadar olacaktı. Doktor arıyor. Hayırlı haberler olsun. Alo? Dalgalar geçsin, söz kullandıracağım sana. Ya Toprak, bak bir in de bir konuşalım bak. Sonra istemiyorsan yine gidersin ya. Ahmet ben gitmek istiyorum, ısrar etme lütfen. Ya bak bir in, bir diyeceklerimi dinle, tamam mı? Yine istemiyorsan ben kendi elimle götüreceğim seni Ürgüp'e. Allah aşkına ısrar etme, bak bunca insanı yolundan da koymayalım. Lütfen git. Kardeşim, duydun bayanı. Gelmek istemiyor seninle. Uzatma da hadi adam gibi in otobüste.
Birader bir dakika, sen bir karışma ya. Bak, baksana bana. Buradaki bütün yolcular benim sorumluluğumda. Gidecekleri yere götürürüm. Gider oradan, derdin neyse halledersin. Şimdi canı sıkma, in aşağı. Ne demek birader canım sıkma? Ben senin yolcuna bir şey mi yaptım burada? Adama bak ya, eşkıya sanki. Tutun yakasını atın kardeşim. Kardeşim hadi, in aşağı. Alo, alo, bir dakika. Eller yok, eller yok. Tamam, çek sen elini. Tamam, bak. Hadi in de şunları. Hadi kaptan, gidelim, yürü ya. Yani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam, tamam. Kapatalım mevzuyu, tamam mı? Hadi unutalım, gitsin. Hem bak, buralar sakin. Gel biraz sen kullan. Hadi bir çoluktan kaptanlığa terfi ettin, hadi. Nasıl yani? Sonraki otobüste yer yok mu? Tamam, ben tekrar arayacağım sizi. Bak gördün mü? Senin yüzünden yolumdan oldum. Şimdi de otobüs bulamıyorum. Toprak, bir izin versen, bir konuşsam belki gitmeyeceksin. Bak, yaşananlar seni çok yordu. Bunu anlıyorum. Çok üzüldün, çok kırıldın. Biliyorum. Ama bir yanlışın var. Sen bize yük olmuyorsun. Senin gitmen bizi üzer. Kalman değil. Ahmet, kalamam. Bak. Biz senin bebeğini senin kadar sevmeye hazırız, tamam mı? Bak işte ablam da burada. Memlekette ne olacak zannediyorsun? Ha? Gideceksin oraya, merhaba ben geldim. Bu ne? Bebek. Babası nerede? Yok. Nasıl karşılayacaklar zannediyorsun? Tamam, ailen için sen baş tacısın. Her zaman seni başlarının tacı edecekler. Ama orası küçük yer. Orada dedikodu buradan fazla olacak. Orada da mutlu olmayacaksın ki. Biz seni nasıl bulduk biliyor musun? Aslı yardım etti. Aslı hayal meyal senin taksiyle gittiğini görmüş. O Aslı dedektiflik yaptı. Oradan taksinin numarasını falan getirdi bize. Biz seni o sayede bulduk. Televizyondaki o yalanlardan başını kaldırmayan Aslı senin gidişine çok üzüldü. Anlıyor musun Toprak? Bizim sana ihtiyacımız var. Sensiz biz eksiyiz. Senin varlığın bize güç, kuvvet veriyor. Sen bütün bunları bile bile nasıl gideceksin? Ahmet, sen benim için kolay mı zannediyorsun? Sizi her birinizi ailem yerine koydum ben. Öyle çok sevdim hepinizi. Ya Toprak, o zaman kal burada. Bitsin bu dava. Ahmet. Sen söylemesen de ben biliyorum. Bütün mahalle arkamızdan konuşuyor. Benim sıkıntım sizin sıkıntınız oldu. Ne hakkım var benim buna? Toprak, insanın sevdiğinden gelen gam yük olmaz gönlüne. Hem ben sana daha kaç kere anlatacağım. Kimin ne dediği zerre kadar umurumda değil. Ablamın da umurunda değil. Bizden kime ne ya? Ha tamam bak, rahatsızsan seni bize yakın başka bir eve taşırız. Bizimle birlikte orada rahat rahat yaşarsın, olmaz mı? Tamam, senin dediğin gibi başka bir ev tutalım. O zaman bu dedikodular bitecek mi zannediyorsun? Karnımda bebekle arkamdan konuşmayacaklar mı? Bak, en doğrusu, en mantıklısı benim ailemin yanına dönme. Toprak, senin istediğin aile mi? Huzur mu? Dedikoduların bitmesini mi istiyorsun? O zaman evlen benimle. Şu hale bak. Kaç saat oldu? Yetmedi. Bitmedi gezmeleri, bitmedi. Yetmedi. Geçin Zümrüt Hanım.
Oh. Sonunda teşrif edebildiniz ha Necip Bey. Bu kadını neden getirdiniz buraya? Bütün gün baş başa olduğunuz yetmedi mi efendim? Bilip bilmeden ahkam kesmeyin İkbal Hanım. Benim bildiğim bana yeter Necip Bey. Yüzsüzlüğüm bu kadar da fazla. Bütün gün birlikte olduğunuzu saklamaya lüzum bile hissetmiyorsunuz. Evet. Bütün gün Zümrüt Hanım'la beraberdik. Peki sebebini biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Çok merak ettim. Söyler misiniz acaba? Karşı duracağın yanımda olsaydın yanmazdın. Acaba o sürekli paspas yapmak zorunda olduğun için olabilir mi? Bence tavla oynamayı bilmediğin için olabilir. Ya da gereksiz benimle iddiaya girdiğin için. Ama iyi kapı açıyorsun ha. Çünkü torunumuz Çınarberk ölümcül bir hastalığın pençesinde dondandı.